Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, önce seçim çalışmaları için gittiği Çorum'da, daha sonra da Kayseri'deki aday tanıtım toplantısında konuştu. PKK'nın dört elle Millet İttifakı'na destek verdiğini savunan Erbakan, halkımız yedili masaya en güzel dersi 14 Mayıs'ta sandıkta verecek dedi. İfade ettik konuşmamızda, çok yoğun bir şekilde PKK'nın resmi olarak görevli olan, yöneticisi olan şahısların yedili masaya olan destek açıklamalarını görüyoruz. Tabii bunun yedili masa tarafından açıklanması lazım. Yani isim vererek bu kadar üst perdeden, ima yoluyla da değil veya bir şekilde adres göstererek de değil, açıktan yedili masaya ve Sayın Kılıçdaroğlu'na bu gayretleri, bu destekleri insanın aklına çok sorular getiriyor. İfade buyurduğunuz gibi bir konuda anlaşma mı oldu? Milletten gizli, kapalı kapılar arkasında bir söz mü verildi? Neye karşılık PKK böyle dört elden sarılmış, yedili masaya destek veriyor? Bunu açıklamalar lazım ve bunu ülkemiz için, devletimiz için son derece tehlikeli buluyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak ülkemizi işte bu haldeki bir yedili masaya teslim etmemek üzere bu çok stratejik ve kritik kararı aldık. İnşallah bu kararımız Yeniden Refah Partimizin Cumhur İttifakı'nın en büyük zaferlerinden vesile olacak. Yedili masaya da 14 Mayıs'ta halkımız en güzel dersi sandıkta verecek Allah'ın izniyle. Değerli izleyenler, şimdi son sıcak gelişme buydu, son gelen açıklamalar buydu. Bugünkü programlarının iptal edildiğini, yerine de Fuat Oktay'ın iştirak edeceğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bizler de söylediğimiz gibi önceki haberimizde de dün akşam bir televizyon programına katıldı. Zaten orada da kısa bir ara verildi. Şimdi hem önemli açıklamalar vardı ama geceye pek tabii ki Erdoğan'ın rahatsızlanması damga vurdu. Peki dün akşam neler yaşandı? Ekranlarınıza gelsin. Cumhurbaşkanı seçim özel yayınına kısa bir ara vermiştik ama devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayın programında küçük bir rahatsızlık geçirdi. Cumhurbaşkanının rahatsızlığı nedeniyle programa kısa süre ara verildi. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de Kanal 7 ve Ülke TV'nin ortak yayınına katıldı. Gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Muhalefete yüklendi. 14 Mayıs seçimlerinde terörle mücadelenin devam edip etmeyeceğine de karar verileceğini söyledi. Bu seçimlerde terörle mücadelenin devam edip etmeyeceğine de karar verilecek. Koalisyon ortakları verdikleri her sözde, takındıkları her tutumla terör örgütlerine, teröristlere ümit veriyorlar. Sizler takip ediyorsunuz. Cezaevlerindeki teröristler de, yurt dışına kaçan terör örgütü mensupları da şu anda 14 Mayıs'ı bekliyor. Hatta ülkemize geri dönmek için uçak bileti alanlar bile var. Asgari ücrete ilişkin de değerlendirmede bulundu. Vatandaşlarımızı ekonomik olarak rahatlatacak, alım güçlerini yükseltecek tedbirleri zaten alıyoruz, almayı da sürdüreceğiz. İşçiden memura, emekliden ev hanımına kadar milletimizin her kesimini destekleyecek programlar oluşturuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını sürdürdüğü sırada kısa süreli bir rahatsızlık geçirdi. O sırada yayın kesildi ve reklam arasına gidildi. Yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından program kaldığı yerden devam etti. Cumhurbaşkanı rahatsızlığıyla ilgili açıklama yaptı. Yoğun kampanya çalışmaları vardı ve bu kampanya çalışmaları sebebiyle de midemi ciddi manada üşütmüşüm. Geçmiş olsun. Ve sağ olun. Yani hatta bir ara acaba programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye de düşündüm. Dedim ki artık söz verdik, gideceğiz. Tabii bu yoğun mesai içinde biz de zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından program sonlandırıldı. Siyasi liderler de peş peşe geçmiş olsun mesajları paylaştı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Deva Partisi lideri Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Geçmiş olsun dilekleri için siyasi parti liderlerine teşekkür etti. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı gayet iyidir. Geçmiş olsun dilekleri ileten herkese teşekkür ediyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum. İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde motosikletten silahla havaya ateş edilmesiyle ilgili iki kişi tutuklandı. AK Parti İstanbul Bahçelievler Seçim Bürosu önünde ateş açan iki zanlı kaldıkları evlerde yakalandı. 21 Nisan Cuma saat 22:20 sıralarında AK Parti Bahçelievler Seçim İrtibat Bürosu önünde bir motosikletten silahla havaya ateş açıldı. Olayın ardından zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmada zanlıların kimlikleri belirlendi, kaldıkları evlere operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir adet tabanca, olayda kullanılan motosiklet ve olay sırasında giyilen kıyafetler bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerden OŞ'nin toplam 17 suç kaydı, CE'nin ise toplam 21 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde yakalanan iki kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.